Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Bugün 4 çalışma yaptım. Evet, ilk çalışmam şu an gördüğünüz gibi biriktirmiş olduğum çilek küçük mumlarımı kalıbımın içerisine koyuyorum. Yine soy wax kullanıyorum. Doldurabildiğim kadar dolduruyorum boş yerleri. Daha sonra yine ben mara usulü ısıttığım soy wax'ı üzerine dökeceğim. İnanın çok hoş, keyifli bir çalışmaydı benim için. 4 çalışmada aynı şekilde çok güzel, çok hoş oldu. Videomu sonuna kadar izlerseniz göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi burada soyamı döküyorum. Taşta da hiç problem olmadı, inanın. Birazdan çıkmış, donmuş halini göreceksiniz. İkinci çalışmam yine aynı. Yine aynı, bu kez kenarlara kırparak, bölerek bal mumunu dolduruyorum arkadaşlar. Bal mumu. Kenarda kullanmadığım bal mum tabletlerim vardı. Yine bunları da geri dönüşüm olarak kullanmış oluyorsunuz ve inanılmaz ortaya çıkan manzara, inanılmaz muhteşem oluyor. Kesinlikle denemenizi öneriyorum şiddetle. Yine aynı şekilde o işlemi, az önceki işlemi aynı tekrarlıyoruz. Ağzına kadar, dolduğu kadar dolduruyoruz. Taşması hiç problem değil, çok çabuk temizleniyor. İşte ortaya çıkan muazzam görüntüler, çok hoş. İnanın çok hoş oluyor, tavsiye ediyorum şiddetle. Evet, şimdi gelelim üçüncü çalışmamıza. Burada yine cam bardaklara soya çalışacağım. Renklendirip dökeceğim. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Ben keyif alarak çalıştım çünkü. Evet, mumumu ısıtıp esanslandırdım. Şimdi renklendirip döküm işine başlayacağım. Bu arada desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hatta paylaşmayı unutmayın. Abone olmadan geçmeyin, zil sesini de açın ki bir dahaki videolarımdan haberdar olun. Yine mama dair ne varsa, mama dair her şeyi öğrenmek istiyorsanız kanalımda takipte kalın, videolarımı takip edin, bildirim sesini açın, oynatma listelerine bakın. İnanın mama dair ne varsa kanalımda göreceksiniz.
Evet, şimdi gelelim son çalışmamıza, dördüncü çalışmamıza. Evet, burada yine kalıbımı alıyorum. Kalıptan çıkardığım mumu alıyorum. Mum boyası arkadaşlar, bunlar her yerde bulabileceğiniz ürünler. Mumunuzun dışında boyayabilirsiniz, şekillerde yapabilirsiniz, isimde yazabilirsiniz bu şekilde. Benim yazacağım gibi. Evet, dördüncü çalışmam da buydu. Paylaşmak istedim, size kolaylık sağlansın istedim. Evet, mum ile, mum boyaları ile neler yapabileceğinizi tüm videolarımda ayrıntılarıyla bahsediyorum. Hepinize kanalıma geldiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.